yakaladım sanki. Aptal. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Bugün erken kalkmasaydın oğlum, bütün gece direksiyon sallayacaksın. Uykun gelir Allah korusun. Öğleden sonra uzanırım yine. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın. Üstümü giyinip geliyorum. Tamam yavrum. Ayşe, hadi kızım. Çayını koyuyorum hayatım. Lütfen. Dün gece ne rüyalar gördüm, ne rüyalar. Nazmi'nin hastanesi varmış. Nazmi kim? Aa, damat adayı canım, doktor Nazmi. Hastanesi varmış, yeni açıyormuş. Kurdeleyi de sana kestiriyorlar. Sabah. Şeker verir misin? Ah, bir doktor damadımız olsa ne güzel. Ay, yaşlılığımız garanti altında olur, fena mı? Ay, Allah'a çok şükür Necla iyi bir evlilik yaptı. Leyla da kısmetse doktorla evlenir. Şevket'le de Sedef'i evlendiririz. O nereden çıktı şimdi? Ay, Sedef pırlanta gibi bir kız, keşke olsa. Önce müsaade et, çocuk bir boşansın Leyla Hanım. Acele etme. İyi canım, boşansın tabii. Ben hayal ediyorum sadece. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Sonu hüsran olmasın. Galiba bu sefer dere göründü Alemza. İnşallah ya Rabbim. Ve subhanallah. Gel yavrum, gel. Gel otur da sütünü koyayım. Günaydın babacığım. Canım günaydın. Oh. Fıstık. Abicim günaydın. Günaydın. Afiyet olsun yavrum, yarasın. Hadi güzel güzel ye. Necla yemiyor mu kahvaltıya? Okula gitmiyor bugün. Leyla ile Afyon'a gidecekler. Aa, nereden çıktı? Bir Hayriye Tekin organizasyonu. Ay aşk olsun. Öyle. Necla gidiyor, o da onu yalnız bırakmamak için gidiyor. Güzel. Aa, Nehir'i bir arayayım da erken gelsinler. Ya sabahın köründe niye arıyorsun kadını canım? O benden haber bekliyor. Sen gider gitmez çalışmaya koyulacağız. Alo. Ay günaydın canım. Kalktım tabii, kalkmaz mıyım? Oldu. Toparlanıp geliriz birazdan. Görüşürüz. Hadi. Sedef, hadi hazırlan bir an önce. Bak Hayriye teyzem bekliyor. Ben gelmem. Aa, hani yardım ederim demiştin? Yok, bugün kursa gitmem lazım benim. İstediğin zaman gitmiyorsun. Bugün ben rica ettim diye mi gidiyorsun? Aşk olsun. Anneciğim lütfen, gelemem. Peki. Sana akşamdan beri bir haller oldu ya. Hayırlısı. Hiçbir şey olmadı. Cem'in ta kolejden arkadaşıymış. Afyon'da mecburi hizmetini yapıyormuş o da. Kısmet işte. Ya. Karşılaşmışlar. Ben evlendim filan diye resimleri gösterirken Cem, Leyla'yı sormuş bu kim diye. Bak işte. O da baltızım demiş. Çocuk o gün bugündür soruyormuş ne zaman tanıştıracaksın diye. Dün nihayet Cem Necla'yı söyleyince. Günaydın. Günaydın uykucu. Günaydın. Günaydın. Günaydın yavrum. Bu ilaçlar böyle yapıyor. Hoş geldiniz Nehir teyze. Hoş bulduk yavrum.
Sedef de yardım edecekti size hani? Hiç sorma. Kaytardı. Kurs kaçıyor sanki. Dün gece yarın kursa gitmeyeceğim diyordu. Evet. Bana da öyle dedi ama sabah başka türlü esti. Erkenden işini halledip gelir belki de. Aman yok. Ben çıkarken sallanıyordu daha. Sizi ekti desenize. Kızın canı bugün dikiş dikmek istemedi. Canı sağ olsun. Hadi kahvaltınızı yedin, bir an önce de toparlanın yavrum, yola çıkacaksınız. Bir de o var değil mi? Hiç valla. Söz verdin. Ben de ona göre program yaptım. Ben bugün çalışmaya başlamasaydım ben de gelirdim. Ya pazartesi başlarsın, gel sen de. Ay karıştırmayın çocuğun kafasını. İlk günden izin olur mu kızım ha? Aldın cevabını. Nereye? Biraz hava alacağım. Sahile ineceğim. Kontür falan alacağım. Siz gitmeden gelirim. Bir şey istiyor musunuz dışarıdan? Yok. Şevket. Mutfak tarafta şey var. Tamam. Gerek yok. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle yavrum. Kahvaltıdan sonra gel de çantalarımızı hazırlayalım. İki gün için bavul hazırlamayacağız herhalde. İki bluz, bir blucin yeter. Temiz temiz gidin. Tamam canım. Kat katlarımızı götürecek halimiz yok tabii. Otursana. Dün gece... Ne olur dün geceyle ilgili bir şey söyleme. Çok özeldi. Küçük bir ince emanet ettin bana. Ama ben o emaneti hiç hak etmedim. Aptalım, evet. Böylesine bir güzelliği, bu ipek gibi kızı üzüyorum. Sedef, bak bana. Ne olur yapma. Bak ama. Hani ameliyat sırasında narkozda olursun, hiçbir şey duymazsın ya. Ben şu an öyleyim. Gözüm açık, yürüyorum. Konuşuyorum ama canımın yandığını bile hissetmeyecek durumdayım. Elimi ateşe tutsam yandığını anlamam. Benim elimi tutarsan senin canın acır ama. Hissetmeden çok çok sıkarım. Ya da dokunduğunu anlamam. Sedef. Ne olur beni bekleme. Şu yaşların o kadar değerli, o kadar güzel ki. Bir daha 20 yaşında olamayacaksın. Bana değmez. Lütfen. Hoşça kal.